Biz Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin hukuki bir yön olmadığını düşünüyoruz. Bunun sebebi olarak da 21 aydır yaptığımız tüm başvurulara cevap dahi verilmemesi olarak gösterebiliriz. Çünkü hukuken bir başvurunuz olumlu ya da olumsuz da olsa bir cevap verilmesi gerekir. Anayasal haktır dilekçe verme ve talepte bulunma hakkı. Ancak bu cevapların, bu taleplerin karşılıksız kalarak hiçbir cevap verilmemesi, hukukun dışında bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bunu da hani siyasi iktidarın son zamanlardaki saldırgan ve faşist uygulamalarıyla açıklayabiliriz. Gerek sınır dışı operasyonları olsun, gerekse sivil toplum kuruluşlarına yönelmiş tutuklamalar ve baskıların arttırılması olsun, bu uygulamaları yerleştirme ve artık tamamen faşist bir yönetimi siyaseten ve ülkesel yönetim olarak da uygulama isteğinin göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Tabii aslında bu tecrit uygulamasının ilk başlaması noktasında biz yine bugünkü duruma dikkat çekerek şunları söylemiştik. Hukukun istisnası olmaz. Bir kişiye hukuk dışı uygulamaları uygulamaya başladığınızda, hukukun dışında bir uygulama yerleştirdiğinizde bunun etkisi tüm topluma yayılır diye dikkat çekmiş ve söylemiştik. Şimdi gelinen noktada tam da 2 yıl, 3 yıl öncesi söylediğimiz bu beyan üzerinde kurulmuş durumda. Tecrit öncelikle Sayın Abdullah Öcalan ve birlikte tutulduğu arkadaşları üzerinde başladı. Daha sonra tüm cezaevlerine yansıdı. Mevcut mevzuattaki işte telefonla görüşme, aileyle ilişkileri, görüşmeleri, mektuplaşmaları, haberleşmeleri hepsi tamamen 2020 yılında çıkarttıkları yönetmelikle idarenin keyfiyetine verildi ve bu tamamen hukukun devre dışına çıkartılarak burada bir keyfi anlayışla dönemin, sürecin, günlük politikanın getirdiği doğrultuda kararların verilmesine sebep oldu. Şimdi de dışarıda işte sivil toplum kuruluşları olsun, hak temelli kurumlar olsun, bunlara yönelmiş saldırılarla da aslında İmralı tecrit sistemiyle başlayan, tüm cezaevlerine yayılan bu durumun topluma yansımasını görüyoruz. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Genel Merkez düzeyinde Haziran ayında Genel Merkez eş başkanlarımız tarafından da basına bildirilen ve toplamda 775 avukatın Sayın Abdullah Öcalan ve beraberindeki arkadaşlarıyla görüşme talebimizi savcılığa, Bursa Savcılığı'na ilettik. Bunu da basın açıklamasında duyurduk. Ancak geçen süre zarfında savcılık tarafından herhangi bir cevap verilmedi. Yani olumlu ya da olumsuz bir cevap tarafımıza iletilmedi. Biz de bu durumun artık hani en temel durumların, en temel taleplerin dahi görülmediği noktaya ulaştığını fark ederek bu çağrımızı sadece 775 avukatla değil, tüm hak temelli, hak savunucusu olan kişilere ve kurumlara ulaştırabilmek için ve hak, insan hakları savunuculuğunda en bir başta söz alması gereken Barolar Birliği'nin de dikkatini çekebilmek için bulunduğumuz illerde barolarımıza başvuru yaptık. Başvurumuzun amacı 775 avukatın imzaladığı ve görüşme talebinin cevapsız kalmasının sonucunu hak savunucusu olarak barolarında artık devreye girerek en azından bu talebin cevapsız kalmaması, bu nedenle mevcut en baştan söylediğimiz tecritin kırılması için, mevzuatın uygulanması için, hukukun uygulanabilmesi için
sorumluluklarını hatırlatarak göreve çağırdık. Ama biz bunu aslında sadece bu avukat müvekkil görüşmesi adına bir değerlendirme olarak görmüyoruz. Çünkü Kürt meselesinin çözümsüzlüğü, toplumu getirdiği noktaya baktığımızda hukuken uygulanan bu tecritin ve meselenin tamamen dışına çıkartılması çalışılan ve meselenin öznesi olan Kürtleri görmemeye, yok saymaya devam eden bu tecritin kırılması amaçlı yaptığımız bir başvuruydu aslında. Çünkü biz inanıyoruz ki eğer meselenin özü itibariyle çözülmek ve çözüme ulaştırmak, Kürt meselesi, Kürt sorunu çözümsüz kalmaması adına muhataplarının söz söyleyebilmesi, görüşlerini bildirebilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet, aslında 29'unda yaptığımız başvuruyu buradan yenileyebiliriz. Barolara özellikle bu çağrımızı tekrarlayabilirim. Çünkü bu ülkede hukuk kurallarının uygulanmasının teminatı aslında savunmadır. Savunma ayağıdır ve savunma ayağını temsil eden de avukatların meslek örgütü barolardır. Genel olarak Türkiye Barolar Birliği, özel olarak da illerdeki baroların bu hukuksuzluğu ve aslında hani sadece bir kişi ya da birkaç kişi üzerinde kurulan bir tecrit olarak değerlendirilmeyerek biraz önce bahsettiğim açılımlarla beraber tecritin tüm topluma yansıtılması, bir anlayışın yerleştirilmeye çalışılmasının görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle Barolar Birliği'ni ve baroları göreve çağırıyoruz.